Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde oksin hormonunun tropizma hareketleri üzerine yani yönelim hareketleri üzerine etkisini inceleyeceğiz. Biliyorsunuz tropizma hareketleri oksin hormonunun asimetrik dağılımından kaynaklanıyor. Şimdi deneyler üzerinde animasyonla birlikte bunun nasıl gerçekleştiğini görelim. Koleoptil dediğimiz bitkinin bakın uç kısımlarıyla ilgili deneyler göreceğiz. Bitkinin uç kısımlarında yani meristematik bölgelerde oksin dediğimiz Diğer adıyla indol asetik asit dediğimiz IAA şeklinde gösterdiğimiz bir hormon üretimi söz konusu. İşte bu uç bölgelerde üretilen oksin hormonu difüzyonla aşağılara doğru geçip bitkinin boyca uzamasını sağlıyor. Şimdi uç bölgeyi bakın biraz daha yakından incelediğimizde bu kırmızıyla gördüğünüz moleküller oksin hormonu. Oksin hormonu ışık görmeyen tarafta daha çok birikiyor. Bakın sağdan ışık verildi. Oksin hormonu sol tarafta daha çok birikecektir. Sol tarafa doğru daha çok geçiş sağlayacaktır. Bu da neye sebep olacak? Bu sol taraftaki hücrelerin daha çok bölünmesine ve büyümesine sebep olacak. Şimdi hücreleri yakından görelim. Bakın sağ tarafta değil, ışık gören tarafta değil. Işık görmeyen tarafta oksin birikimi olduğu için buradaki hücrelerin daha çok büyümesi söz konusu. Bu yüzden de bu taraf büyüyeceği için bitkimiz ışığa doğru ne oldu? Yöneldi. Buradaki hücreler büyük, buradakiler küçük gördüğünüz gibi. Şimdi deneyler üzerinde oksin hormonunun etkisinin nasıl gerçekleştiğini görelim animasyon üzerinde. Eğer bitkimiz soldan ışık alırsa sola, sağdan ışık alırsa sağa doğru ve tamamen yukarıdan her taraftan eşit şekilde ışıklandırılırsa düz olarak büyüyecektir. Karanlıkta bırakılırsa yine düz olarak büyüyecektir. Peki çeşitli deneylerde bakalım uç kısmı kesersek, Mika eklersek nasıl değişecek? Uç kısmını kestiğimizde buna çeşitli işlemler uygulayacağız şimdi ve bu işlemlerden sonra arkadaşlar oksin hormonuyla yönelme hareketlerinin nasıl gerçekleştiğini göreceğiz. Şimdi birinci deneyimizde bitkimizin tepesine ışık geçirmeyen bir şapka kapattık. Işığı soldan verdiğimizde normalde ışığa doğru yani sola doğru yönelmenin olmasını bekliyorduk. Neden? Çünkü bitkinin şu uç kısmında karanlık tarafta şurada birikim olacaktı ve ışığa doğru yönelecekti. Fakat e, oksinin üretildiği bu uç kısmı ışık geçirmeyen şapkayla kapattığımız için asimetrik dağılım söz konusu olmadı. Dolayısıyla bitkimiz ne oldu arkadaşlar? Düz büyümeye devam etti. Yani yönelme gerçekleşmedi. Şimdi bir başka deneyimize bakalım. Buradaki deneyimizde bitkimizin uç kısmını bakın sol taraftan ışıklandırdık. Işık görmeyen yani karanlıkta kalan tarafta daha çok oksin birikimi olduğu için buradaki hücreler daha çok büyüdü ve bölündü ve ışığa doğru koloptil yöneldi. Bir başka deneyimize bakalım. Bu sefer koloptilimizin uç kısmına bakın mika yerleştiriyoruz yarıya kadar sol tarafa mika yerleştirdik. Uç kısımda üretilen oksin bu durumda sol tarafa geçemeyecektir. Ama sağ tarafta mika olmadığı için buradan geçiş mümkün. Işığı soldan verdik ve sağ tarafta oksin geçişi mümkün olduğu için buradaki hücreler daha çok büyüdü ve bölündü. Dolayısıyla koloptilimiz ışığa doğru yöneldi. Peki, mika'yı şimdi diğer tarafa ekleyelim bakalım durum ne olacak. Mika'yı sağ tarafa yerleştirdik. Bu sefer soldan geçiş mümkün. Fakat ışığı soldan verdik. Soldan verdiğimizde sağ tarafta geçişin olmasıyla ancak ışığa doğru yönelme olacaktı. Fakat sağ tarafa biz mika yerleştirdiğimiz için bu uç kısmındaki oksin buraya geçemediği için yönelme gerçekleşmez arkadaşlar. Ve sorularda bunlara dikkat etmeniz gerekir. Şimdi yine bir başka deneyimizi göreceğiz. Koleoptilimizin uç kısmını kesiyoruz ve bir tarafa doğru kaydırıyoruz. Şimdi sol tarafa doğru kaydırdık. Sağ tarafta uçta oksin olmadığı için aşağıya geçemediği için herhangi bir büyüme olmayacak. Fakat sol tarafta uç kısımda sentezlenen oksin aşağıya doğru geçebildiği için buradaki hücreler daha çok büyüyebilecek. Dolayısıyla yönelmemiz sağa doğru olacaktır. Işık olmasa bile yönelmemiz sağa doğru olacaktır. Burada bakın karanlıkta bekleteceğiz bu bitkimizi ve sağa doğru yöneldiğini gördük. Şimdi bir başka deneyimiz. Bu sefer uç kısmını kestik koloptilimizin ve bu uç kısmında sentezlenen oksini agar blok üzerine emdirdik. İşte bu emdirdiğimiz agar blokla deneyimizi gerçekleştirirsek bakın uç kısmı yok. Sadece Agar blok oksin emdirildi ve buradaki oksin difüzyonla sol tarafa yine geçebilecektir. Dolayısıyla sol tarafta daha çok büyüme olacağı için bitkimiz sağa doğru yönelecektir arkadaşlar ve böylece e, oksinin etkisini bu şekilde incelemiş olduk. Umarım oksinin etkilerini bu deneyle birlikte anlamışsınızdır arkadaşlar. E, oksin nin asimetrik dağılımı demek ki yönelme hareketlerine etki ediyormuş. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar dilerim.